Meryem suresi 12. Şeytanı Allah'a sığınırım. Çocuğun doğup büyümesinden sonra ona dedik ki ey Yahya, ey Yahya, kitabı kuvvetle tut. Yani Allah'ın kitabına kuvvetle sarıl. Yani kitaba bağlan, kitaba göre hareket et. Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Hikmet nedir? Özlü, güzel konuşma. 13. ayette katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı. Yani sevmekten ve sevilmekten çok hoşlanıyor. Gece gündüz sevgiden bahsediyor. Kime vermiş Allah bu özelliği? Hazreti Yahya'ya vermiş. Bak sevgi duyarlı. Sevgiye karşı içinde müthiş bir muhabbet var. Hem sevgiyi tavsiye ediyor, hem yaşıyor, hem sevilmek istiyor. İnsanlar da onu seviyorlar. Ve temizlik, tertemiz. Kalbi de temiz, bedeni de temiz. O çok takva sahibi biriydi. Yani Allah'ın dinine titiz, Allah'ın dinini çok güzel yaşayan biriydi. Ona, ana ve babasına itaatkardı. Bak, şeytanı Allah'a sığınıyorum. 14. ay. Ana ve babasına itaatkardı. Annesine, babasına itaatkar. Saygılı, sevgi dolu, itaatkar. Sevgi varsa zaten itaat vardır. İtaatkardı ve isyan eden bir zorba değildi. Yani anarşist ruhlu, zalim, gaddar biri değildi. Sevgi dolu, merhametli, şefkatli, nezih bir insandı. Cenab-ı Allah ona selam olsun diyor Hazreti Yahya'ya. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağı günde Cenab-ı Allah'tan ona bir iltifat Hazreti Yahya'ya. Kitapta Meryem'i de zikret. Kur'an'da Meryem'i de zikret. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Doğu tarafında bir yer. Doğu deniyorsa doğuda bir işaret vardır. Doğu tarafına bir yere çekilmişti. Sonra onlardan yana kendini gizleyen bir perde çekmişti. Kendini gizliyor. Neyle? Bir perdeyle. Bunda da bir işaret var. Böylece ona ruhumuz Cebrail'i göndermiştik. Ona düzgün bir beşer kılığında görünmüştü. Çok güzel, gösterişli, genç bir erkek görünümünde tezahür ediyor. Bu güzel olayda Hazreti Meryem diyor ki, demişti ki, gerçekten ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Kime söylüyor? Cebrail'e söylüyor. Neden? İffetinden. Bilmiyor onu. Cebrail olduğunun farkında değil. İffetli bir hanım olduğu için, yanlış bir şey yapmasından çekindiği için Allah'a sığınırım diyor. Eğer takva sahibiysen bana yaklaşma. Yani Allah'tan korkan, inanan biriysen bana yaklaşma. Çünkü inanmayan zaten laf söz dinlemez. Ama inanıyorsa yaklaşmaz. Demişti ki Cebrail aleyhisselam, ben yalnızca Rabbinden gelen bir elçiyim. Yani sadece görevim bu. Sana tertemiz bir erkek çocuk armağan etmek için buradayım. Allah bana bu görevi verdi diyor. O benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir diyor Hazreti Meryem. Bana hiçbir beşer dokunmamışken, yani hiçbir beşerle ben ilişkiye girmedim diyor. İffetliyim. Ve ben azgın, utanmaz bir kadın değilim kendi diyor. Yani helal harama dikkat eden bir hanım olduğunu söylüyor. Dolayısıyla gayrimeşru bir ilişkiye girmediğini ve girmeyeceğini söylüyor. O zaman nasıl çocuğum olabilir diyor. Evli de değil. Cebrail aleyhisselam diyor ki işte böyle dedi.
Rabbin dedi ki bu benim için kolaydır. Onu insanlara bir ayet ve bizden bir rahmet kılmak için bu çocuk olacaktır. Ve işte olup bitmişti. Cebrail aleyhisselam biliyorsunuz Hazreti Meryem'e Allah'ın ruhundan üfürüyor. İnşallah. Böylelikle ona gebe kaldı. Sonra onunla ıssız bir yere çekildi. Böylelikle ona gebe kaldı ve sonra onunla ıssız bir yere çekildi. Issız bir yer. Doğu tarafında. Issız bir yer. Yani insanların tehlikeli olamayacağı bir yer. Issız ne demek? İnsanlar yok. Az. Seyrek veyahut yok. Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Bir hurma dalı. Hurma ağacı ve hurma dalı. Dedi ki keşke bundan önce ölseydim de hafızalardan silinip unutulsaydım. Yani o kadar acı çekiyor ki, o kadar sıkılmış ki bir zelle olarak bunu söylüyor. Keşke bundan önce ölseydim. Ve hafızalardan silinip unutulsaydım. Yani çünkü insanlar bana şu an kötü gözle bakacaklar. Gayrimeşru kadın gibi bakacaklar. Bu benim çok ağrıma gidiyor diyor. Keşke ölseydim diyor daha önce ve hafızalardan insanlar beni silseydi. Böyle bir duruma gelmeseydim diyor. Altından bir ses ona seslendi. Hüzne kapılma. Hüzün haram. Hüzne kapılma. Rabbin senin alt yanında bir ark kılmıştır. Bir su akma yeri de var alt tarafında. Şimdi bak detaylar var. Alt tarafında bir su akışı var. Hurma dalını kendine doğru salla. Demek ki hurma dalına uzanabileceği gibi. Hurma dalını kendine salla. Üzerine henüz oluşmuş taze hurma dökülsün. Mevsim buradan ortaya çıkıyor. Yani hurmaların olgunlaştığı, yenebilir hale geldiği mevsim oldu anlaşılıyor. Yer de belirleniyor aşağı yukarı. Mevsim de belirleniyor. Anlaşılıyor yani. Artık ye iç gözün aydın olsun. Kalp sıkıldığında, kalp ferahlamak istediğinde vesile gerekir. Allah vesile meydana yetiyor bak. Ye iç. Bu onda bir sevinç meydana getiriyor. Hem bir kalbine ilham var. Allah tarafından bir bilgi geliyor. Ye iç. Gözün aydın olsun. Yani artık üzülme. Ferah ol. Bu bilgiyi aldığında hemen kalbinde ferahlık oluyor. Yiyor. Hurma yiyor. Neyi içiyor? Arktaki suyu içiyor. Demek ki arka elleri yakın. Arktan suyu içebiliyor. Yani arkın suyu içilebilecek bir su. Yani normalde arkların birçok şekli vardır. Suyu temiz olmaz, içilecek gibi olmaz. Bulanık akar. Ama bu içilecek bir su. Güzel, temiz bir su. Hurma da olgun ve güzel, yiyebileceği gibi. Suyu içiyor, meyveyi de yiyor. Vücutta bir ferahlık oluyor. Hazreti Meryem annemizde. Gözün aydın olsun, yani ferahla. Eğer herhangi bir beşer görecek olursan da, ama tenha bir yer. Ne dedim demin? Az da olsa bir insana karşılaşma ihtimali var. Az insan var. Ama o ihtimale karşı da diyor ki Cenab-ı Allah, eğer herhangi bir beşer görecek olursan de ki, ben Rahman olan Allah'a oruç adadım. Bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. Demek ki öyle bir sıkışık bir durumda demeç vermemek iyidir. Konuşmamak iyi. Çünkü ne tür konuşulsa konuşsun, onda bir mana çıkaramıyor.
bir şeyi de Allah'a dayandırarak konuşmanın doğru olacağını Allah gösteriyor. Yani kendi mantığına göre değil de Allah'a dayandırarak. Allah için yaptığını söylemek. Bak sürekli Allah'a dayandırarak konuş Hazreti Meryem. Bu onun için bir zırh. Bir koruyucu zırh. Böylece onu taşıyarak kavmine geldi. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın. O tenha yerden çıkıyor. Artık kalabalığın yanına geliyor. Dediler ki ey Meryem sen gerçekten şaşırtıcı bir şey yaptın. Bak hemen konuşmaya başlıyorlar. Olumsuz. Hoş geldin. Çok güzelleşmişsin. Maşallah. Ey Harun'un kız kardeşi. Bak kasten söylüyorlar. Ailesinden dolayı azap çeksin diye. Ey Harun'un kız kardeşi. Senin baban kötü bir kişi değil. Bak ailesini de işin içine kasıyor görüyor musun? Acısı yüreğinde ağlasın. Önce kız kardeşini söylüyor. Sonra babasını söylüyor. Senin baban kötü bir kişi değildi. Annen de azgın, utanmaz bir kadın değildi. Hakaretin, baskının gücünü artırmak için şeytani bir üslup kullanıyorlar. Hem annesinden utansın, hem babasından utansın, hem kardeşinden utansın ve canı yansın diye yapıyorlar. Acı vermek için. Bunun üzerine ona çocuğa işaret etti. Böyle işaret ediyor. Hazreti İsa'nın bulunduğu bölüme doğru. O kundak da biliyorsunuz. Ne içinde? Mehdi içinde. Mehdi'nin içinde koruyor Allah onu. Çünkü kundan Mehdi'dir. Hazreti İsa'yı ne koruyor? Mehdi koruyor. Çocukken. Mehdi onu sarmış. Koruyor. Onun içinde güvencede. Yani o beşiğin içinde yani Mehdi, Kur'an'da Mehdi olarak geçen beşiğin içinde rahat. Dediler ki henüz beşikte olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz? İsa Mesih dedi ki şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Allah bana kitabı verdi ve beni peygamber kıldı. Nerede olursam olayım beni kutlu kıldı. Hayat sürdüğüm müddetçe bana namazı ve zekatı vasiyeti emretti. Bak nerede olursam olayım bana beni kutlu kıldı. Yani dünyada da ahirette de kutlu. Yani kurtulmuş. Kutsal, değerli. Hayat sürdüğüm müddetçe bana namazı. Demek ki Hazreti İsa Aleyhisselam namaz kılıyordu. Ve zekatı. Demek ki namaz ve zekat Hristiyanların da ibadeti. Bir Hristiyan namazı ve zekatı terk edemiyor. Çünkü kendi peygamberleri, bizim de peygamberimiz olan İsa Mesih, onlara namazı ve zekatı farz kılmış. Allah'ın bildirimiyle. Ve anneme itaati de. Anneye itaat. Yani yumuşak başlı olmak, halim olmak. Ve beni mutsuz bir zorba kılmadı. Yani daha önce Allah diyor ya mutlu ol diyor şeye, Hazreti Meryem'e. Evet. Bak beni mutsuz ve zorba kılmadı. Yani anarşist, terörist değil. Evet. Ve karşıyım buna. Zorbalığa karşıyım. Zorba kılmadı. İtaat. İtaat. Müslümanın vasfı. Birçok insan asi şu devirde. Anasına asi, babasına asi, arkadaşına asi, eşine asi, çocuğuna asi ve mutsuz. Allah mutlu olmayı istiyor. Ve zorba insanların büyük bölümü. Terörist, anarşistler. Burada zorbalığın çirkinliğine dikkat çekiliyor. Selam üzerimedir, güvenlik. Doğduğum gün, öleceğim gün, diri olarak yeniden kaldıracağım günde. O zaman masum peygamber. Günahı yok. Ayetle sabit. Yani masumluğu ayete sabit. İşte Meryem oğlu İsa hakkında kuşkuya düştükleri hak söz.
bu sözler hakkında kuşkuya düşüyorlar diyor Allah. Hristiyanlar ve bir kısım insanlar. Tam doğrusunu söylüyorum diyor Allah. Eksiksiz, kusursuz, tam düzgün vahyi bildiriyorum diyor Allah. Allah'ın çocuk edilmesi olacak şey değil. Bak Hristiyanların yanlış düşüncesi olduğunu Allah nasıl düzeltiyor? Eğer İsa Mesih gelmeyecekse onu da düzeltirdi Allah. Ama bilakis onu destekleyen ayetler var. O yücedir, bir işin olmasına karar verirse ancak ona ol der, o da hemen olur. Bütün güç kuvvet Allah'ın. Gerçek şu ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. Doğru yol budur. Yani Allah ne diyorsa onu yerine getirin. Doğru yol arıyorsanız doğru yol da budur diyor. Yani ihtina sıratın müstakim. İçlerinden bir takım gruplar ayrılığa düştüler. Artık büyük bir günü görmekten dolayı vay inkar edenlere diyor Allah. Eğer inkar ediyorsanız intikam alacağım diyor. Bize gelecekleri gün neler işitecekler, neler görecekler ama bugün o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Yani açık açık sapıklık olduğunu gördükleri halde vicdanlarını kullanıp bundan kurtulmuyorlar diyor. Mesela namaz onlar için gerekiyor. Zekat gerekiyor. İncil'de de belirtilen bir husus bu. Bunu anlamazdan gelmeleri yanlış olur. Allah buna dikkat çekiyor. Düzeltin diyor hatalarınızı. Neler işitecekler, neler görecekler? Yani işittikleri de ızdırap verici olabilir. Duydukları da onlara acı verebilir. Gördükleri de onlara acı verebilir. Ama bugün o zalimler apaçık bir sapıklık içindeler. Ama imtihan dünyası olduğu için şu an rahatlar diyor Allah. Kendi kafalarına göre rahat davranıyorlar diyor.